Merhaba. Bugün kullanıcı işlemleri nasıl olur onu göstermeye çalışacağım. İşte giriş, çıkış, üye olma ve şifremi unuttum kısımlarını beraber yapacağız. Öncelikle bir tane login adında bir proje oluşturalım. Visual Studio açıyorum. Create New Project diyorum. ASP.NET Core Web Application seçiyorum. Next diyorum. Bunu masaüstüne kaydedelim. Adı da login olsun. Create diyorum. Bir MVC projesi olacak. Modulu bir controller seçiyorum. Create diyorum. Evet, projemiz oluştu. Şimdi öncelikle gelip bir veri tabanı bağlantısı yapacağız. Bunun için projemize eklememiz gereken package'ler var. Hemen bunları ekleyelim. Şuradan bir terminal açıyorum. Şunu biraz büyütelim. Size rahat bir şekilde görün. Şunu da 110 değil, 120 yaparsam biraz daha net gözükür gibi. İlk olarak .NET add package Microsoft entity framework core diyorum. Birinci package'i ekledik. İkinci package'imiz de .NET Entity Framework Core .design. Üçüncü package'imiz de design'ı silip yerine SQL Server yazıyorum. Daha sonra projemin CS prosesine geldiğim zaman evet, package'lerim eklenmiş bir şekilde. Gelip burada bir tane .NET class oluşturuyorum. Ve buna ne diyebilirim? Data context diyorum. Sınıfımı oluşturuyorum. Her context sınıfı db context sınıfından türetilmelidir. İki nokta deyip db context diyorum. Entity framework core'u otomatikman import etti. Daha sonra bu sınıfım için bir constructor metodunu yazıyorum. Data context deyip parantez açıyorum. DB context options var. Açılı parantezler içerisinde de data context yazıyorum. Boşluk options diyorum. Şuraya da gidip bir iki nokta üst üste base options diyorum. Şu an data context'te bir şey yapmama gerek yok. Hemen bir model oluşturalım. Projemizin zaten şu an yapma amacımız olan bir user model oluşturalım. Ekliyorum. Şimdi kullanıcımızın bir tane kesin olmazsa olmaz zaten bir ID'si olsun. Tabii ki bir ismi olacak. String name diyorum. Getset metotlarına yazdığım zaman. Daha sonra bir soyadı. Username olsun. Hem e-mail hem username ile giriş yapabilsin. E-mail'i ve parolası olsun. Şimdi surname username diyorum. Ve gelip diyorum ki username'den sonra e-mail. Son olarak da password. Modelimizi oluşturduk. Şimdi data context'e gelip bunun bir tablo olması için public db set user diyorum. User getter setter metotlarını da yazıyorum. Kaydediyorum. Şimdi veri tabanına bağlantımızı yapalım. AppSettings.json dosyasına gelip daha sonra şurada bir connection string ekleyeceğiz. Şuraya bir virgül koyalım. Tırnaklarımı açıyorum. Connection
string istiyorum. Küme parantezlerimi açtım. Daha sonrasında buraya da gelip data context ya da db connect diyelim. Çok fark etmez. Bunu birazdan satıp yazacağız zaten. Connection string'imi yazıyorum. Server şu an localhost'a bağlıyız. Localhost yazıyorum. Sizin burada tabii kendi instance'ın adını yazmanız lazım. Database diyorum. Eşittir. Şu an bir tane database hariç herhangi bir database'imiz yok. Yani neyse koyacaksak o. Login DB diyelim. Daha sonrasında da Trusted Connection diyorum. Eşittir true. Şu kısmı kopyalıyorum şimdi. Birazdan nerede kullanacağımı göreceksiniz. Startup CS'e geliyorum. Ve Configure Services metodunun altına services.add db context açılı parantezlerinde context'in adını yazıyorum. Data context. Daha sonra gelip bir parantez açıyorum. Options eşittir büyüktür. Yani bir lambda expression. Options.sql server. Use SQL server. Parantezimi açıyorum. Buradan configuration.get connection string. Daha demin kopyalamış olduğum değer yapıştırıyorum. Buraya tabi bunun çift tırnak içerisinde olması lazım. Bu sayede setting.json'dan bizim connection string'imizi çekecek. Evet. Şimdi bakalım bir hata alacak mıyız? Terminalimi açıyorum. Şuradan ne diyeceğim? Clear diyelim. .NET EF Migrations Add Init diyorum. Bir migration oluşturacağız. Evet, migration'ımızı oluşturduk. Şu şekilde. Sonrasında dedim ki .NET EF Database Update. Evet, başarılı diyor. Bakalım hemen oluşmuş mu diye. Evet, veri tabanım oluşmuş. Ve altına tables'a tıkladığım zaman user tablomuz da oluşmuş. Tabii şu an herhangi bir veri girişi yok. Yani tablomuz boş. Şimdi gelip burada yolma kısmını ekleyelim ve ilk kaydımızı gerçekleştirelim. Şimdi controller'a geliyorum. Öncelikle bir tane daha controller ekliyorum. Bu add diyorum. Account controller olsun. Bizim tüm üyelik işlemleri burada olsun. Evet, account controller oluştu. Views'in altına gelip buraya da aynı şekilde bir tane klasör ekliyoruz. Account olacak. Ve bir tane view ekliyoruz. Evet, view diyorum. Şimdi burada use a layout page diyor. Biz bunu kullanmayacağız. Şöyle bir şey yapalım. Adı index olsun. Ama layout'u kullanmasın. Add diyorum. Evet, view eklendi. Şimdi projemizi bir çalıştıralım. Yani sistemimiz şu şekilde olacak. Aslında bu kısım ana site olacak. Üye yapmamış kullanıcılar giremeyecek. Bu sayfaya gelebilmek için giriş yapmış olmak gerekiyor. O yüzden şu tamamen bu kısmı layout ve site dışında daha doğrusu account kısmını layout'tan bağımsız yaptık. Bir ayetten ben login template için şöyle bir şey buldum. Girişimiz ve üye ol kısımlarımız bu şekilde olsun diye. Layout'u kullanmadık. Şimdi gelip
Buradaki varlık dosyalarını kendi projemize kopyalayalım. WWW'un altına geliyorum. CSS'imi açıyorum. Buradan da CSS açıp şu ikisini kopyalayıp şuraya yapıştırıyorum. Daha sonrasında fontu açıyorum. Hatta burada font klasörü hiç yok. O yüzden direkt font klasörünü kopyalayıp şuraya yapıştırıyorum. Image de aynı şekilde yok burada. Bunu da kopyalıyorum. JavaScript dosyalarını kopyalıyorum. JS klasörünün altına yapıştırıyorum. Daha sonrasında yine aynı şekilde şu vendor klasörü de yok. Bunu da kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Şimdi bir daha şu index.html'imizi açalım. HTML'imizi açalım. Ctrl U dediğimde sayfanın kodlarını şu şekilde görüyoruz. Ben gelip şuraya komple kopyalasam. Daha sonrasında gelsem şuradan Doge Type HTML'e kadar alsam yapıştırsam buraya. Ve şuradan başlayaraktan şimdi şu tüm verilen dosyaların başına biz bir tane adını bilmediğim şu işareti yani Türkçe klavye, Türkçe F klavyede ünün altında olan işaret ve slash koyuyorum. Bunları tüm dosyalarının başına itiyorum. Sonra gelip aynı işlemi JavaScript yollarını da ekliyoruz. Vendorların başına. Ben projeyi ve ayetten bulduğum bu template'i yine açıklamadaki linkte paylaşırım. Daha sonra kaydediyorum. Şimdi startup sese geliyorum. Bakın burada başlangıçta yani ilk çalıştırıldığı zaman proje hangi klasör, hangi sayfa etmesi gerektiğini söyleyen kısım var. Home Controller'da index'e git diyor. Biz bunu şöyle yapalım. Başlangıçta Account Controller'da index'e gitsin yine. Şimdi projeyi çalıştıralım. Sayfamız nasıl gözüküyor? Evet, sayfamız olduğu gibi geldi. Şu şekilde e-mail hatta ufak bir animasyon da var. Biz yazarak giriş yapabileceğiz. Şimdi buraya bir tane sign up sayfası ekleyelim. Bunun için şöyle bir şey yapalım. Geliyorum. Öncelikle buraya bir tane de sign up metodu ekliyoruz. Sonra gelip account kontrolüme sağ tıklıyorum. Add diyorum. View diyorum. Sign up olsun. Yine layout kullanmayacağız. Add diyorum. Evet, sayfamız eklendi. Daha deminki kısmı alıp komple buraya yapıştırabiliriz. Şöyle. Ama burada farkımız şu. Burası bir giriş yapma metodu. Ama burada bir kayıt olması lazım. O yüzden bunu hemen gerek düzenlemeleri yapalım. Şimdi öncelikle gelip şu kısım e-mail olarak kalsın. Bize ne lazım? Öncelikle kullanıcının adı, daha sonra soyadı, daha sonra da username alacağız. E-mail ve parola zaten var burada. Dolayısıyla şu an şu e-mail regex'ini kaldırabilirim. Hatta kaldırdıktan sonra kopyalamam daha mantıklıymış. O yüzden şu kısmı bir daha kopyalıyorum. Şu e-mail'den önceki kısımları da siliyorum ve yapıştırıyorum. Soyad ve username. Şimdi name'imizi modelimizdeki isimlere göre verelim. Name eşittir name. Placeholder'ına name yazsın. Daha sonrasında surname. Placeholder'ına da surname yazsın. Username. Daha sonrasında username. Ve gelip password required kalsın.
Fazla yapmışız. Şunu yapıştırıyorum. Şuna bir e-mail diyorum. Tamamdır. Daha sonra şu sign-in metodunun altına forgot tamam sign up dedik. Şimdi buraya bir formumuza bir action ekleyeceğiz. Action diyorum. Ve account'un altındaki register metoduna git diyorum. Daha sonra gelip burada şimdi önceliği projeyi çalıştıralım. Sayfamızın görünüşüne bakalım. Tabii şurada önce gelip şurada create an account diyor. Ve burada bir ref vermiş. Biz buraya sign up'ımızın linkini verelim. Account slash sign up diyorum. Tabi U'su büyük. Kaydediyorum. Çalıştırıyorum projemi. Evet. Şu şekilde geldi. Sign up dediğim zaman daha demin yazdığım sayfa şu şekilde geldi. Şimdi bizim buna tıkladığımız zaman buradaki bilgileri alıp veri tabanına kaydeden bir metoda ihtiyacımız var. Bunun için öncelikle gelip artık diğer kısımları kapatabilirim. Evet, diğerini kapattık. Şunu yeniden açıyorum. Şuradaki sign-in butonumuza bir tane type submit diyeceğiz. Daha sonra account kontrolümüze gelip account kontrolümüze geldim. Metod ekliyorum. Diyor ki public register action result register. Bu metodumuz bir model alacak. Yani aslında bir user alacak. Tabii şu anlık kalsın metodumuz şöyle bir şey yapacağız. Veri tabanına bağlantımız için bir context tanımlaması yapacağız. Private read only data context diyorum. Ve bir tane controller'ımız için constructor metodu yazıyorum. Public account controller parantezimi açıyorum. Data context context diyorum. Alt direkt context eşittir context diyorum. Evet, bu sayede kontekstimizi değerimizi veriyoruz constructor metoduna. Yani bu sınıf ilk çağrıldığı zaman. Şimdi gelip burada diyorum ki alt direkt context nokta add hatta bunu asenkron bir şekilde yapabiliriz. Şöyle yapıyorum o yüzden. Public task açılı parantez içerisinde yazıyorum. Task action result'u. Daha sonra gelip burada diyorum ki add asynchron diyorum. Gelen modelimizi ekliyoruz. Tabi asynchron metodların başına evet yazmamız lazım. Daha sonra evet yine alt direkt context nokta şey desin. Save changes diyorum. Yapılan değişiklikleri veri tabanına kaydet diyoruz. Return redirect index diyorum. Daha sonrasında kayıt olduktan sonra bizi index kısmına geri atıyor. Ama bunu ileride giriş yap kısmı yazdığımızda otomatik giriş yapmaya çevirelim. Şimdi projemi çalıştırıyorum. Bakalım kaydolma sorunsuz bir şekilde çalışıyor mu? Öncelikle veri tabanına geliyorum. Şu an tabii gördüğünüz gibi hiçbir kullanıcı yok. Projeyi çalıştırıyorum. Evet, sign up diyorum.
İsmi girelim şu şekilde hızlıca. Daha sonra paralayı da 1, 2, 3 diyelim. Sign in diyelim. Bu çift paralı kısmı olabilir aslında. Şimdi sorun yok gibi gözüküyor. Evet, kaydımız geldi. Paralı nal gelmiş sadece. Onun sebebine bakalım hemen. Öncelikle şuradan projemi kapatıyorum. Büyük ihtimal şurada name'i yanlış verdik. Evet. Şimdi bu kısımdaki name'in e-mail'lerin al geldi galiba. E-mail gelmiş. Name'in bizim modelimizdeki isimler aynı olması lazım. Mesela bakın burada e-mail sorun çıkarmamış ama biz yine de e-mail yapalım şunu. Şu pass değil. Password olması lazım. Şimdi geliyorum. Projemi bir daha çalıştırıyorum. Sign up diyorum. Şimdi öylesine bir değerler girelim. Dedim sign in diyorum. Evet, yeniden veri tabanına gelip çalıştırıyorum. Bakalım, evet. Gördüğünüz gibi bu sefer tüm değerler geldi. Evet, şimdi videonun çok da uzun olmaması için bir de parça parça yapmak için bu kısımda duralım. Diğer videomuzda da giriş yapma işlemi gerçekleştirelim. Görüşmek üzere.